Şimdi Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarından okul eğitimi alanında Mustafa Yaşar Soydaş beyefendiyi okul eğitimi alanında sunumlarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bir hareketlik projesine veya bir işbirliği ortaklığı
ister 210 olsun, ister 220 olsun. Artık biliyorsunuz kodlar da sektörler arasında değişmiyor. K220 gençlikte de var, okul eğitimde de var, mesleki eğitimde de var, yetişim eğitimde de var. Sadece işte sektör kodları var, SCH, school'un kısaltılması, VET, vocational education vesaire. Kodlar aynı artık. Aslında anlayışta çok akımda, ana akımda çok fazla değişiklik yok. Kurallarda bazı değişiklikler var. Yardım yollarına hemen tekrar dönersem, temel olarak bahsettiğimiz elbette yardımcı kurum olmak için bize bir başvuru yapıp bizden hibe almak. Ama artık akreditasyon var. Daha önce sadece mesleki eğitimde olan, artık hepsinde hareketlilik için, bireylerin öğrenmesi için bir yeni bir kapı olan akreditasyon var. Biz okul eğitimi olarak K1 bütçemizin, K1'de her derken aşinadır ama sen çok alışkınsın, kusura bakmayın, yeni olanlara bakmasın. Key Action One kısaltması, biz de K1 diyoruz. Hareketliliğin temel olarak çatısı diyeceğimiz eylem falanı K1. Herkese tekrar hatırladım, işbirliği. K1 bütçesinin %70'ini akreditasyona ayırdık. Artık akredite olan kurumların birer küçük ulusal ajans gibi bulundukları yerde bazıları kurum bazında mesela gelip milli eğitim için, okul eğitimi için illerinde hizmet edecekleri, orada bir ajans gibi personelin ön hazırlığı, eğitimi, projelerin etkinliğinin artırılması, hareketliklerin gerçekleştirilmesi, seçim gibi tüm aşamaları gerçekleştirecekleri önceden beri aslında bir yerde üniversitelerde olan sistemin okul eğitimine uygulanması şeklinde olacak. Neden üniversiteler diyorum? Bir üniversite malum en yaygın, en bilinen hareketlilik tipimiz daha önceden beri üniversite öğrencileri, Erasmus deyince akla gelen şey üniversite öğrencileri hareketliliği. Onlar uluslararası ajansı başvurularının hayır, her şey üniversite çatısında olup bitiyor. Biz onu veriyoruz, destekliyoruz ve denetliyoruz. Biraz daha öyle olmasını ümit ediyoruz. Çünkü bizim ülkemizde talep gerçekten yüksek. Zaten büyük bir ülkeyiz. Milliyetin camiamızda büyük sayılar fazla. Merkezden belli işler yapılabiliyor ama yerelleşmedikçe bu malum siyasetten zil toplar olarak her alanın konusudur aslında. Adil bir merkezleşme. Biraz buna adım atmaya biz niyet ettik. Daha başarılı olan yerlerin olacağını, daha az başarılı olanların olacağını biliyoruz. Ama akreditasyon önemli değişikliklerden bir tanesi. Bunları niye söylüyoruz? Doğrudan hibe yararlısı olmadan, kurum olarak bir sözleşme imzalamadan, bir proje çatısında yer alma yollarından bir tanesi bir akreditasyonda yer alma. Okul eğitimi için bununla bir eğitimlerimiz yetkili. Ama biliyorsunuz, ya da bundan sonra devam edecek, yeni öğrenciler için de söyleyelim. Eğitimler her yıl veya gerektiğinde arada bazı dönemlerde okullarla görüşürler, anketler alırlar, saha araştırmaları yaparlar, başvuru aldılar burada da. Bunları değerlendiriyorlar ve ihtiyaçlara göre, işte coğrafi dağılıma göre konsorsiyumda okullarımıza yer veriyorlar. Okul deyince tekrar hatırlatalım, her türlü okul eğitiminin kapsamına gidiyor. Meslek liseleri, kreşten üniversiteye kadar tüm okul niteliği taşıyan rehber araştırmalar, bilim sanat merkezleri dahil. Bu arada eğitim verildiğinde bizim okul saymadığımız tek kurum türü bir akademik eğitim verilmediği rehabilitasyon merkezleri. Özel eğitimler falan hepsi dahil yani. En genç anlamda biz bu sefer okul niteliğinde olan tüm kurumları dahil ettik. Dediğim gibi akreditasyon elbette her şey sizin elinizde değil ama okulun buna hazır bulmuşluğu, önceden işte ekip oluşturması, milli eğitimle olan diyaloğu, milli eğitimin yürütücü akreditasyon projelerinde kendinden de bir şeyler katabilecek olması çok önemli. Yani mesela bir hocamızın bağlantısı vardır, network vardır, okulun bir geçmişte çok tecrübesi yoksa bile çalışması vardır. İTV'lik yapar, buradan bağlantılar kurar, milli eğitimin önüne gider der ki yarın bir gün ev sahibi olacak kurumlar, işte kurslar ya da işte başka türden eğitim alacak eğitim merkezleri, ortaklık yapacak büyük çapta, orta çapta, orta büyükte kuruluşlar olacak. Bunlara benim de katkı sağlayacak diye iddiada bulunabilir. Öncesinde çalışan bir okul tecrübesi yoksa bile oradaki öğretmenlerimizin, idarecilerimizin. Yani önceden çalışmaya başlamak
akreditasyon içinde bir hocam Milli Eğitim Kızması onlara karşı işte taktik veriyor gibi oldum ama biraz karşılıklı kazak kazan ilişkisi aslında bir yerde. Ayrıca ev sahibi olarak da projelerde yer almak yollardan bir tanesi nedir? Yine bağlantılar sayesinde işte İçim denetimlerimiz, il denetimlerimiz, Avrupa'da tanıdığımız, görüştüğümüz, bireysel olarak görüştüğümüz, tecrübe ortaklık yaptığımız veya şu veya bu üzerinden tanıdığımız eğitim kurumları, onlar da Erasmus'un yararlanıcıları, onlardan birçoğu akredite edilecek Türkiye gibi edilmiş olanlar var. Tekil başvurularla, 122 başvurular gibi ya da 210-220 başvurular gibi sebeplerle hibe alıp başka ülkelere yararlanıcı gönderecek, katılımcı gönderecek kurumlar var. Bunları da unutmayalım. Bunların da ev sahibi olmak çok güzel bir faaliyet türü. Yani sizin herhangi bir proje yürüttüğünüz proje yoktur. Ama dediğim gibi bağlantılar, ilişkiler, araştırmalar, itibinin gibi kaynaklar sayesinde işbaşı izlemek için ev sahibi olabilir mesela okulunuz. Eğitime gelebilir Avrupa'dan birileri. Mesela bir öğretmen bir süre boyunca öğretmenlik yapmaya gelebilir. Konya'da olmanın avantajını kullanalım. Çünkü Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek kişiler ister anlama hareketli olsun, ister kurs olsun, ister uzun dönemli öğrenci hareketli olsun, isterse öğretmen görevlendirmesi olsun. İster stajyer öğretmen göndersin. Elbette Türkiye'de daha büyük merkezi imkanları olan yerler tercih ediliyor. Burada buranın havalimanı var, burası büyük bir şehir, burada her türlü büyük bir ülkenin her türlü imkanı var. Burada Avrupa'nın her ülkesinde insan var, tersi de var. Yani Konya'lı olup da Avrupa'nın her memleketinde... Tabii bir de Konya'nın tabii Avrupa bağlantısı, özellikle Kuzey Avrupa malum çok sıkı. Her yerde Konya'lılar var Avrupa'da gerçekten. Yani gidip de Karadeniz'de sağ olsun yani her yerdeler. Büyük şehirler hariç, çok belli yerde belli kümeleşmeler hariç. Yani her yere yayılan hep Trabzonlular anılır, Karadenizler anılır ama Konya'lı ben gördüğüm zaman bunu anladım. Onların o kadar sesi çıkmıyor Karadenizler kadar ama her yerde var gerçekten. Hepimiz Konyalı'dayız. Belki Konyalılar da var aramızda. Ama buradan ekmek yiyoruz, buraya hizmet ediyoruz, buranın toprağında yaşıyoruz. Konya'nın da bulunmanın çift taraflı avantajından gerçekten faydalanmak lazım. Burası Türkiye'de Avrupa'dan gelecekler için de cazip noktalardan bir tanesi. Mesela Antalya bunun şeyi sonuna kadar kullanıyor. Bunun avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Hatta ondan bile istifade etmek lazım. Demeliyiz ki Antalya bizim komşumuz yani şuradan yolda yapılıyor. Yani geldiğiniz zaman istediğiniz zaman Antalya'ya 3 saatte gidebileceksiniz bile. Demeliyiz. Beni uyarırsanız 3-5 dakika diye ben gitmeye çalışıyorum. Peki. 101-229'u bilenler için 101 doğrudan 122'nin içine düşüyor diyebiliriz. 229 tam düşmüyor, onu o yüzden oraya koydum. Ama yapıları dediğim gibi, yapıları anladıkça teknik detaylar anlaşılır. Milli eğitime sorularınızı yöneltebilirsiniz, bize yöneltebilirsiniz. Şöyle çok hızlı geçiyorum. Gözünüzün önünde, zihninizde yer etsin. Kimlerin yararlanabileceği zaten okul eğitiminde çerçeve çok geniş değil. Temel olarak öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, öğrencilerimiz var. Eğitime etki eden tüm personel de buna dahil. Yani biz kendilerimizi tartıştık yani kütüphaneci olsa okulda, kütüphaneci ünvanıyla çalışan biri olsa ya da o göre, planı göre, ürünü, memnun ünvanı olmasa mesela katılabilir mi diye. Geçen bir saat mesela milletimin kocaman bir projesi var Suriye'li öğrencilerin entegrasyonuyla ilgili. Türkiye'de işte uzağını yürüten. Onda görevlendirilmiş psikolojik danışman, okulda fiilen eğitim yapan tartıştı acaba bu olur diye. Yani o öğrencilere pedagogik anlamda değen herkes ders olsun olmasın. Bu dahilinde, idarecilerimiz bunun dahilinde, eğitim yöneticilerimiz dahilinde. Her zaman Avrupa usulü böyle son tarihlerle, deadline'larla çalışıyor. Bu projeler 6 ile 18 ay arasında olabiliyor. 2022 tarihleri belli değil. Program rehberinin Kasım'ın ikinci yarısında yayınlayacağı vaat etti. Program rehberi çıkar çıkmaz inceleyelim, aşina olalım. Bu işin anayasası orası. Zaten çok büyük değişiklikler beklemiyoruz. Şu anki 2021'de çıkan program rehberine de mutlaka bakın. Elbette oradaki bazı şeylerin nasıl yorumlandığı, fiilen nasıl odaklandığı sorularınız olacaktır. Ama ben kendimle her defa aslında bir işe gireceğim zaman açık ve temel yerleri okuyorum. Proje yazarken bazı temel çerçeveler oluştururken oradaki şeyler bizim çok işimize yarıyor. Yani kavramlar çok işimize yarıyor. Hadi ince bir soru sorarak işe başlamak o kadar kolay değil. Bütçe kalemlerimiz var dediğim gibi. Bunlar teknik detaylar.
Artık şeyler falan tabi otomatik neredeyse tamamen kendi oluşturuyor, siz kişi sayısını yeri belirliyorsunuz. Gerisi geliyor, ürkme işin başka bir aşaması. Bu vakti bir zam yaptı, Avrupa Birliği şeylere, giderlere, hibelere. O anlamda da sisteme daha mantıklıyız. Ben de yani özlemişim hemen. Bırakırsanız şuna bırakmışım. Bunlar bile insan ister mi? Tabii. O zaman sandalye getirir mi? Şimdi buralara tabii çok zaman ayıracağımı bildiğim için sonra ben kendime göre bir iki sayfa hazırladım. Erasmus Hukuki Standartları biraz daha standartlaşma komisyonu, özellikle yurt dışı kullanan kurs eğitim alanları sık sık duyuyorsunuzdur. Sık bir hareketlik şekli. Hareketlikler 9 çeşit aklınızda olsun. 8 diyelim, fiilen 8 çeşit hareketlik var. Eskisi gibi yani projelerimizde 85 kursa giderdi, %15 iş başı izlemekle başka faaliyetlerse hiç yoktu bizde. Şimdi öğrenci hareketliği de bunun içinde öğretmen ağırlama da var. Uzun dönemli öğrenci hareketliği var. Uzun dönemli öğrenci hareketliği halkilerde varken neredeyse hiç uygulanmadı. Oysa ki mesela Konya'da dışında belli bir süre Erasmus öğrencisi gibi kalabilecek ne öğrencilerimiz var? Yani iki tane yabancı dili olan öğrencilerimiz var. Yani ailesi bu işe meyilli. Zaten hani onlarca yüzlerce grupta gitmek gibi değil. Ama yani ben liselerimizin, Anadolu liselerimizin ve parlak öğrenciler var. Biz zorlayan öğrencilerimiz var biliyorsunuz. Yani bunlar arasında böyle adaylar olabileceği hep aklınızda olsun. Dediğim gibi fiiliyata geçirmek için danışılır, görüşülür. İdare ile Milliyetin ve Uluslar Ajansı'da bu imkanlar oldu. Bir öğreticinizin hani diğer yanından bazen bir dönemliği bir kısımda okuyabileceğini düşün. Bunu yapan var bu arada. Hani biraz Türkiye'de zorluklar olsa da hani istince yapılıyor. Milliyetimiz de burada birçok yere göre daha vizyoner. Yani önünüzü açacaklarını ben yaptığım faaliyetlerde düşünüyorum. Milliyetimiz bilgili bir milliyet. Bakın yüzlerine diye söylemiyorum. Uluslar Ajansı şunu çok net hissediyorsunuz. İlim ve eğitim kendine gelen pasların önemli bir kısmını karşılayabiliyorsa o ilten bize yansımalar ona göre oluyor. Eğer her tapası bize atıyorsa veya işte yok gibilerse hiçbir yerde top gelmiyorsa o toplar dönüp dolaşıp bizi buluyor. Burada Milli Eğitim tecrübeli, güçlü, size yardımcı olmak konusunda da istekliler. Bunu da sonuna kadar kullanın Milli Eğitim ve arkadaşlar burada bakmasın. Bu imkanlardan istifade edelim. Her türlü kaynaklarınızda, yeni dünyanın üzerinde böyle tüm kaynakları sonuna kadar optimum şekilde kullanmak. Bu programları icat edenlerden sadece farkımız şu olacak. Biz en iyi şekilde kazan olarak kullanmanın derdindeyiz. Bizi de bıraktık onları sona kadar sömürmenin derdinde olsun. Biz büyük memlekete de kazandırabilirsek karımız o. Böyle bir kısıt var. İnanınızın tarafında olsun. Bir akreditasyona üyeyseniz o dönem bir başvuru yapıp gibi alabiliyorsunuz ya da hikaye konsorsiyuma üye olabiliyorsunuz. Zaten hikaye konsorsiyuma üye olmak çok mümkün değil Türkiye şartlarında. Çünkü iller şartı olduğu için başka bir konsorsiyumda üye olunmaz. Ama engel olmadığını bilin çünkü böyle şeyler dolaşıyor bilgiler etrafta. Konsorsiyuma dahil sebeple o sene başvuru yapabilir. Tabii yapmayanlar bizim için daha makbul ama engel yok. Yeni dönemin, bunu da hemen söyleyeyim. Yeni dönemin en kritik hak kaygı kaygı için. Kaygı özellikle 210'da, bu aklınızda olsun. 122'de ve 210'da artık komisyonda biz de daha aktif olarak newcomer'lara, best experience'lara öyle tanımlıyorlar. Yani hiç daha önce projede bulunmamış ve tecrübesi az. İkisi bir görüyoruz. Yani işte doğuda bir zamanda bir proje olmuş mesela ama şu anki ekipte belki de çok ya da bir kişi o zamanlar kalmış. Bunların proje yapmasını özellikle teşvik ediyoruz ve avantajlı olduklarını açıkça söyleyebilirim. Çünkü iş uzmanlarımız da projeleri değerlendiren iş uzmanlarımız da bunu böyle yapıyoruz. Yani okulda proje yapılmamışsa avantajlısınız. Yapıyı iyi kurarsanız, ihtiyaçlarınızı iyi belirlerseniz kesinlikle önde başlıyorsunuz. Kaikide de tabii şey detayları çok daha fazla. Bunun da kendine az öncelikleri var. Sistem isteğinin son yılların meselesi zaten. Yine önlerinde dezavantajlar her zaman için zaten ele alınabilecek bir konu. Bunlar proje yönetiminin aşamaları aslında çok bize özel şeyler değil. K210'da kritik şeylerini söyleyip geçeyim. Tek bir ülke, yurt dışından tek bir ülkeyle yapılabiliyor güzel taraflarından bir tanesi. İki ortak, üç ortak, dört ortak fark etmez. Bütçe yapısı yapısal değil. Tamamen kendiniz oluşturuyorsunuz. Bazı eski tecrübeli arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz bundan çok hoşlanmadılar. Ama aslında bence müthiş bir alan. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece toplamı tutuyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Raporlaması vesaire çok daha kolay olacak. K229 gibi bilenler vardır. K229 gibi proje yapmak da mümkün.
küçük bir 201 gibi bir proje yapmak da mümkün. Tamamen erkek kültürü bir proje mümkün değil ama yani 101 eski 102 değil ama 229'u çok benzer de yapılabilir. Tek farkında teşvik ettiğimiz, yeni gelenleri teşvik ettiğimiz gibi biraz da farklı bir ilişkilerini teşvik ediyoruz. Yani artık okullar arası ortaklık yapısı diye bir şey yok 209 gibi. Evet olabilir, o şekilde sorulabilir ama gerçekten katkı sağlayacak, hem renk katacak hem de projenin içine katkı sağlayacak bir kurumu ortak etmekle değinize. Gerçekten iş yapacak bir sivil toplum olabilir bu. Biz derneklerden bir oranla ben yani çok hayır görmüyoruz söyleyeyim ama bu konuda uyanık olup yapacaksanız gerçekten o bilgi birikimini katacaklar gelsin. Her projeye ortak alanları siz ortak almayın. K2 210 özellikle güzel bir alan. Yani onu mutlaka dikkatinizi verin. Bu arada 3 Kasım'da ikinci K210 başvurusu var. Hala başvuru yapılabilir. Belli bir hazırlığı olan varsa ortaklık gerekir. Yani belli bir ortaklık yapımını oluşturabilecek durumdaysanız Avrupa'dan özellikle şu günle başlasanız bir proje başvurusu yapılabilir. Hibe yapısı dediğim gibi burada basit kriterler hepsi de benzeyen kriterler. 220 biraz daha eski 201'lerin Leonardo'daki Transfer of Innovation'ların devamı sayılabilir. İçinde ürünlü projeler yapmak mümkün, daha yine 229'u andıran projeler yapmak mümkün ama 220 düşünenlere, büyük düşünenlere gelecek sene olacak bunun başvurusu artık Nisan'da mı olur? Tahmin Nisan'da olur, Mayıs olabilir belki. Bu alanı düşünenlere büyük oynamalarını söyleyebilirim. Yani ürün olarak bu projeleri yönetirseniz şansınız daha yüksek olur. Çünkü Exchange Innovation diye bir yapı artık yok. Ürünlü projeler ister istemez diğerlerine göre biraz da öne çıkıyor. Şunu da ekleyeyim, bu sunumun hemen hemen aynısı derslerimizde var. Şey için uğraşmayın, yorulmayın diye söylüyorum. Buradaki her gibi benim sadece bir ilk beklediğim bir ilk basit şey var. Onları zaten söz olarak söyleyeceğim. Bir bakalemde dediğim gibi teknik meseleler çok... burada önemli bir husus var. Kendi ihtiyaçlarınızı dayalı özgün metin hazırlamak, özgün proje hazırlamak gerçekten çok önemli. Biraz projede başvurular aslında ne dediğimi çok iyi biliyorlar. Yani yeni başlayan için zor bir şey oldu biliyorum. Sıfırdan başlamanın, bir kurgu oluşturmanın ama hani yaparak, dökerek, bu işin çıraklığını yaşayarak, kavgalığını yaşayarak, kıra döker yaparsanız adım adım kesinlikle sonuçlar çok daha kalıcı oluyor. Benim esas söyleyeceklerim bunlar. Çok kısa bunlardan bahsedip bitireceğim. Zaten ilk maddeden bahsettim. Ulusal Ajanslar bilgi alabilirsiniz. Sosyal medya gruplara dikkat edin. Ben artık öğretmenlere açıkça soruyorum nereden öğrendiniz diye. Sosyal medyada çok aktif bir kitle var. Bizle hiç temasa geçmezler. Her şeyi onlar biliyormuş havasındalar. Bize sormazsanız yanılırsınız, kapı yutarsınız havasındalar. Ama en yanlış bilgi bunlar yayıyor. Ulusal Ajans çok ulaşılabilir bir grup. Evet şimdi telefon saati falan getirdik yani diğer bir evrak işini yapamadığımızdan ama bizi arayan bulur. Bana bir hocam mail attığında acil bir şey dediğimde ben mutlaka arıyorum. Yurt dışındayken mail atarlar ararım. Dubai, Belize'de masada durumu kurtarırız. Yani ajans kamu ortalamasına göre ben kendi kurumum diye söylemiyorum. Kamu ortalama, alıştığımız bir kamu ortalaması var. Çok şükür işte daha iyi ama bir tip üstünde yani kamu ağırlığının az olduğu bir yer. Ulaşılabilirliğimiz yüksek. Doğru bilgiyi bizden anlatışa ulaşın. Biri iyi bilmezse biri bilir. Biri öbürüne sorar. Dediğim gibi hiç kendinizi başkalarına sıra hissetmiyor. İstişare, akıl alma ya da danışmanlık yapmadan elbette mümkün tarafları var. Ama öyle şeyler geliyor ki benim kulağıma ve dönüp dolaşıp 3-5 kaynak yani çok fazla değil. Sadece sosyal medyada güçlü oldukları için herkesi kendine bağlamaya çalışıyorlar. Bunları açık söyleyeyim kanmayın. Dediğim gibi bu niyetimin güçlü olduğu bir yerde hele yani hiç bunlara hacet yok. İşleri örnek alın, niyetimleri örnek almayın. Yani projenizasyon platformu, projenizasyon platformu var. Sonra siz linklerini falan öğrenirsiniz bilmeyenler için. Ne işler yapılmış, nasıl işler yapılmış, projenin konularıyla tabii ki bunlardan ilham alın. Ama ya benim de bir proje metni olsa da ben de işte kendi projemi yazacağım, kopya çekmeyeceğim ama yine de bir görsel demeyin hocam. Bakın ben bunu 5-6 yıl sadece çalıştıktan sonra anladım ne demek olduğunu. Emin olun bir metin görmek. Çünkü artık bak adam yani bahsettiğim gruplar şeyde bile zil dosyası, rar dosyası yapmışlar. İşte bize üye olana bunu hediye veriyoruz diye. İçinde 50 tane proje var falan. Hocam yani hele ki yapmadıysanız daha önce proje yürütmediyseniz çok ısrarla bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Açık bakmayın. Bu kadar net söylüyorum. Sizin yani koca bir uzayda çalışmak varken
3-4 duvarın arasında hapsolmaktan başka hiçbir şey değil. Yani kesinlikle örneğe ihtiyacınız yok. Neden? Çünkü yani hem sebep hem sonuç aslında. Proje bir ekip işi. Bak bunu unutmayın. Benim acizane yıllardır gördüğüm zaaflarımızdan bir tanesi. Biz biraz bireyselciyiz. Yani kahramanları severiz. Allah Allah diye işte kılıçla gelip bir de önden koşan adam kahramandır. İşte her şey birilerine kayıp içilir falan filan. Projeyi elbette bir ekip başı olur, elbette ucundan tutan olur, başında olan olur. Ama projenin her şeyi bir kişiye bağlı olduğu zaman yazarken bile, bakın bunu söylüyorum, projeyi gittikken ayrı meseleler de, yazarken bile kolektif düşünmeyi becerebilirsek, bir başkası bizi eleştirdiğinde, ya hocam doğru söylüyor olabilir, ben gerçekten burada yanılmıyorum diye, bu basit bir şey değil hocam. Yani ben uzun süre mevcut yaptıktan sonra bir komisyonda görev aldım, o zaman öğrendim. Hani yaşım da çok gençti, 40'ı geçti, benden daha gençler olduğu için hani böyle söylüyorum, tecrübeler şey yapmasın da almasın, onlar da aynı biliyorlardır. Ama bir ekiple birlikte düşünüp taviz verip ortak karar verilmek insanın güç katkı sağlayan bir şey. İsterseniz bunun adı sinerji, enerji değil. Ben gelenekselciyim, ben burada istişarenin bereketlerini buna inanıyorum. Gerçekten 3-5 tane bu işe kafa yoran arkadaşı bir araya getirdiğiniz zaman 1 saat 2 saat konuşup ne fikirler çıkacağını siz bile inanamazsınız. Buna inanın. Projenin yazılımı bir projedir. Bunu unutmayın. Aşağıdakiyle birlikte düşünelim. Soru cevap olarak proje kurulamaz hocam. En son bunu söyleyip kapatacağım. Yurt dışı satları diye bahsettiğim zaten az önceki. Yani yurt dışına ortaklıklara girişebiliriz. Soru cevap olarak proje kurulamaz. Ben projeme bir proje yapmaya karar verdim. Bir fikrim var. Başka için konu başına soruya benim projemle cevap verin diyerek olmaz. Kesinlikle güçlü proje bir şekilde yazılmaz. Kendinize ait bir kurulunuz olmalı. Proje yönetimi, bak bilirsiniz, başlı başına bir akademik alandır aslında. Proje yapmak, kurulamak, üzerine doktora yapılan bir alan. Yani bunun bileşenleri var. Bu bileşenler hakkında mesela projede kalite ne demektir, projede görev paylaşım ne demektir, süreç proje süreci, kan çarp nedir? Bunlar hakkında en azından ufak tefek fikir, oturduklar da tabii akademik çalışma yapar gibi çalışın demiyorum. Ama bir, mesela proje akış şeması neye benzer? Onun anlamı nedir? İşler arasındaki bağlantılar, öncüler, ardıllar, bunların anlamını en azından zihnimizde oluşacak kadar anladıktan sonra, yani bu işin zeminini oluşturduktan sonra girişelim. Ben hep şunu diyorum, soru cevaplara proje kurgulanmaz, tekrar söylüyorum. Proje fikri sonu kafanızda olabilir mesela, nihayet çok yaygındır. Nihayet erişeceğiniz yer hayalinizde vardır, yolu yoktur. Yolu vardır, sonu yoktur. Bunların hepsi bir araya gelmeyince tam bir proje olmaz. Bu aşamaları kurgulayıp projeniz bilgisayarınızda, kağıdınızda, telefonunuzda, kafanızda kurgu olsun. Her günün detayı elbette hepsi yazılmamış olabilir. Ama böyle bir en azından şu aşamaya gelmeli. Bu kadar olgunlaştırmalısınız ki işte bu artık %40-50 kaçsa ben mühendisim biraz sayısal oluyor örneklerim. En azından projede soruyu, başvuruda soruyu gördüğünüz zaman eğer bu benim projemde var ama detay için bir şeyler düşünmem lazım. Hatta örnek bile bakabilirsiniz o zaman. Yani başka tipte proje olabilir, başkasının mesela ürün örneği, yaygınlaştırma örneği, fikir alma verme, biz önceden şunu yapmıştık yani olabilir. Ama o temel aşamaları sizin kafanızda mutlaka olsun. Şimdi buraya ne yazacağız, buraya bu soruyu yapmak için ne yapsak diye düşünüyorsa bu projenin işi gerçekten zor. Bu kadar kısaltabilir program yönetenler kusura bakmasın. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Bu işi yapanlar, yani yapmamış olanlar için söylüyorum. Bu işi yapanlar sizden daha becerikli, marifetli değil. Evet, çetin bir rekabeti var, biliyoruz ama şu proje yazılım projelerinin de kıymetine inanın. Bir okulda ekip oluşturarak, aşamalarını canlı yaşayarak, sorunlarla karşılaşarak, bir sonraki aşamada ne olacağını tahmin ederek projeyi adım adım yazmaya, oluşturmaya, ayağa kaldırmaya çalışmak ekibin her birine, okulun kurumsal ekibine katkı sağlayabilir. O proje varsın geçmesin. Ona kafa yormak bile çok büyük kazanç. Buna da inanın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine böyle buluşmalarımız devam eder. Tadına doyamadım ben. Başarılar diliyorum hepinize.